Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Gündelik hayatınızda kullanabileceğiniz hem oyun oynayabilir hem de film, dizi bunları izleyebileceğiniz veya öğrenciyseniz işlerinizi yani derslerinizi, okumalarınızı, PDF'lerinizi de kullanabileceğiniz Samsung markasının Galaxy Tab A9 Plus modelli bugün tabletini inceleyeceğiz ve kutu açılımını yapacağız. Oyun performansına, film performansına bunlara bir göz atacağız. Şimdi kısaca bahsedeyim, ben de aslında bir tane daha bu tabletten var. Hatta şöyle göstereyim. Şu anda açık bir şekilde kullanıyorum. Bunu ben neden aldım? Telefonla çekim yaptığım için birinci telefonumda yani şu an gördüğünüz görüntüden beni çekiyor ve ben buradan kendimi izleyebiliyorum. Bir de kutu açılımlarını yapacağım zaman tepe çekimini de diğer telefonumla yapıyorum. Onu da buna bağlayacağım yeni tablete ve kutuyu açarken de işte kendimi videoya çekerken de görebileceğim rahatlıkla. Ben bunun için kullanacağım. Fakat bu tabletin henüz kutusunu daha açmadım. Yeni aldım. Az önce aldım ve geldim. Hemen videosunu çekmeye başladım. Şimdi bunun bir kutu açılımını yapalım. Kutunun içinden neler çıkıyor ona bir bakalım. Sonrasında oyun performansı, müzik performansı, film performansına göz atacağız. Cihazın şimdi bir kutu açılımını yapalım. Şuradaki hemen güvenlik bandrolünün söküm işlemiyle başlıyoruz. Zaten sonrasında kutumuz rahatlıkla açılacak. Hemen böyle kutuyu çıkartıyoruz. Tabletimiz bizi böyle bir kılıfta karşılıyor. Bunu bir kenara alalım. Bakalım kutunun içerisinde ne varmış. Şöyle kapakçığı kaldırdığımızda bir tane orijinal şarj kablosu çıkıyor. Bir ucu Type-C, bir ucu da Type-C. Yani aslında iki ucu da Type-C. Ve hemen burada kullanım kitapçığımız, nasıl kullanacağı ile ilgili bilgisi var ve garanti belgemiz çıkıyor. Onun dışında bir de hat çıkartma iğnesi bulunuyor. Şimdi bunları bir kenara alalım. Hemen şöyle şarj kablomuzu da alalım. Şimdi her tarafı parmak izi olacak. Evet, şöyle bir tasarımından hemen bir başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi şurada bir kamera bölümü bulunuyor. Onun dışında yanları vesaire hepsi güzel. Şurada da bir Samsung'un kendi ibaresi var, logosu. Bu alt kısımda da klavye takabileceğiniz görmüş olduğunuz gibi bir bölüm bulunuyor. Hemen start'ı veriyorum ve şu kısımda görmüş olduğunuz kısım kamera kısmı. Onu da göstermek istedim. Şimdi cihazımız açılıyor. Ben bir bunun kurulumunu yapacağım ve sonrasında oyunları yükleyip sizlere hemen oyun performansını da göstereceğim. Kutu içeriğini bu şekilde göstermek istedim sizlere. İlk oyunumuz Asphalt 8 ile başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi görüntü kalitesi gayet iyi, akışkanlık da iyi. Araba kullanmayı öğren diyor, hayır diyelim. Başlayalım bakalım, ilk oyunumuz bu olsun. Tek oyuncu diyelim. Diğer cihaz kuruluyor, onu da göstereyim bak. İki tablet de aynı, şu anda burada. Bu yeni cihazımız, bu eski cihaz. Bu da aynısı zaten dediğim gibi. Bununla ben oyuna başlayacağım, onu söyleyeyim. Çünkü bunda zaten oyunlar kuruluydu. Bu arada görüntü kalitesi iyi. Yani oyun oynatır, akışkan bir şekilde şu anda Asphalt 8'i oynayabiliyoruz. Tabii giriş seviyesi olduğunu unutmamak gerekiyor. Onu hep söyleyeceğim sizlere. Yani bu cihazla çok aşırı yüksek şeyler yapamazsınız. Ama gündelik oyunları, gündelik işlerinizi hepsini bu cihazla yapabilirsiniz. Mesela sağa sola dönüşlerde sanki bir tık böyle kasma oluyor gibi geliyor bana. Asphalt 8'de görmüş olduğunuz gibi böyle. Birazcık sizi müzikle baş başa bırakayım. Siz biraz oyunu izleyin. Şimdi geldik ikinci oyunumuza. Brawl Stars'ı indirdim ve hemen bunu da bir göstereyim size. Kasma, donma vesaire var mı? Bu arada oyun ilk defa indirdim. Hani şu anda bu tablete. Onu söyleyeyim. Yani birazcık güçsüz arkadaşlarla, botlarla oynuyoruz. Bunlar da bayağı güçsüzmüş. Ama cihaz dediğim gibi bak şu anda herhangi bir kasma vesaire yok. Güzel bir şekilde oynatıyor ki ben bunu daha öncesinde de deneyimlemiştim zaten bu tablette. Ama sonrasında telefondan oynamaya karar verdim. Çünkü tablet elimi biraz ağrıttı. Ben tablet oyuncusu değilim. Biraz da menü akışını göstereyim sizlere. Hemen şöyle müziği kapatmak için zaten girecektim. Şuradan kapalı diyelim. Bak şu anda oyunun ana menüsündeyiz. Herhangi bir kasma, donma vesaire yok. Görmüş olduğunuz gibi. Tabii ki de çok akıcı bir ekrana sahip değil. Dediğim gibi giriş seviyesi olduğu için çok akıcı bir ekran deneyimi vermiyor bizlere. Ama bu tabletle böyle çocuklarınız için, kendiniz için, ders için, film için
alabilirsiniz. Bataryası iyi gidiyor bu arada. Yani bu cihazı uzun süredir kullandığım için güzel bir şekilde bataryasının gittiğini söyleyebilirim. Ben genelde dediğim gibi hem böyle kamera çekimlerimde kendimi izlemek için hem de film izlemek için ara ara mutfaktayken alıyorum. Orada yemek yerken bununla birlikte film izliyorum. Onu da söylemiş olayım. Oyun bölümümüzde son olarak Call of Duty Mobile'e girdim ve şu anda görmüş olduğunuz gibi indirme işlemlerini yapıyor. İndirme işlemleri tamamlandıktan sonra oyuna gireceğim ve de Call of Duty Mobile'ın hani nasıl akışkan olduğunu, nasıl oynattığını bunları zaten bu videoda gösteriyorum oyun testlerinde. Daha sonrasında yorumlarımı kamera karşısına geçip yapacağım. Yüklenmesine de az kaldı. Şimdi oyun açıldı görmüş olduğunuz gibi. Bana burada eğitim veriyor. Hani takılma, donma vesaire var mı onu göstereceğim. Bak şu anda herhangi bir takılma, donma vesaire gözükmüyor. Saldırı tüfeğini al diyor. Aldık. Tamam, basit atış eğitimi. Şöyle. Ha, bunu da gerçi sen üstüne getirdin mi? Eğim alıyordu değil mi? Doğru, unutmuşum. Bunu normalde telefondan oynuyordum. Şu anda herhangi bir kasma donma yok. Bu eğitim alanını gösteriyorum ki size en azından birazdan maç yaparken de göstermiş olacağım. Şu anda problemsiz bir şekilde oynuyoruz. Birazdan maçta görüşürüz. Yani özür dileyerek bir şey soracağım. Sizce milyonlarca dolar üstüne oturuyormuş gibi bir halim var mı? Adam başı 10.000 lira kadar. Hayda, bu kadar parayı nereden bulacağız? Valla ne var ne yok satacağım. Öküz, tarla. Şimdi geldik cihazın arayüzüne. YouTube'dayız. Film izle yazdım ve görmüş olduğunuz gibi akışkanlık bu şekilde. Hemen bir tane film açalım. Şimdi gördüğünüz gibi şöyle bir sesi kısalım, telif yemeyelim. Şimdi arayüzler bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Birazcık tabii ki de gecikmeler olabiliyor. Ana menüye geliyorum. Tekrar açıyorum. YouTube'a girdim. Görmüş olduğunuz gibi tekrar videoya bastım. Büyük ekran yapıyorum. Şimdi cihazın şöyle bir ekranı döndürelim. Gördüğünüz gibi gecikmeli 1 saniye uzaklıkta hemen dönüş yapıyor. 1 saniye, böyle 1,5 saniyelik bir gecikme süresi olabiliyor tabii ki de. Şimdi görüntü kalitesini de göstereyim. Kalite ayarlarına giriyorum. Gelişmiş diyorum. 1080p oluyor en yüksek. 1080p 60 fps yapabiliyorsunuz. Çünkü görüntü kalitesi zaten cihazın bu şekilde. Bir de hemen arayüze gelelim. Bak şöyle geçişleri göstereyim size. Görmüş olduğunuz gibi. Çok akışkan bir arayüzü yok ama arayüzümüz de bu şekilde. Evet, cihazın kutu açılımını yaptık. Oyun performansını, müzik performansını ve film performanslarını da göstermeye çalıştım sizlere. Şimdi bendeki bu cihaz Samsung'un Tab A9 Plus modeli. İlk başta yanlış söyledim. Plus modelinde 4 tane hoparlör bulunuyor. Dolby Atmos destekli bu arada. Dolby Atmos sayesinde de sesinizi, yani daha doğrusu oyun seslerini, film seslerini bir tık daha üst seviyede duyabiliyorsunuz. Bu cihazda güneş parlaklığında bile, hani güneşli bir ortamdayken parlak bir ekran olduğu sunuluyor. Ben size teknik detaylarını böyle ufak tefek anlatayım ki en azından kullanıcı deneyimlerimden birazcık paylaşayım. Şimdi ben bu cihazı, ilk cihazımı, yani kendi kullandığım cihazımı yaklaşık 2,5 aydır deneyimliyorum. Oyunda oynadım, filmde izledim.
İşte dediğim gibi kamerada çekim yaparken kendimi görebiliyorum. Hatta bak şöyle göstereyim sizlere. Yani bu işlemleri yapmak adına ben bu cihazı kullanıyordum. İkinci kameramı da tepe çekiminde yaparken ürünün kutusunu açarken göremediğim için onu da direkt bu tableti tekrardan alarak uygun fiyatlı olduğu için hem film izlerim hem başka işlerim olur diye kullanırken yani kullanmayı düşünürken bu şekilde uygun fiyatlı bu tableti almak istedim. Şimdi cihaz 11 inç, 4 GB RAM, 64 GB'da bir depolama yani hafızası bulunuyor. İşlemci markası MTK, 8 çekirdekli bir işlemci kullanılmış. 1920x1200'de bir ekran çözünürlüğü bulunuyor. Pil gücü ise 7040 mAh, 4 GB'lık RAM kapasitesi olduğunu söylemiştim. Bu cihazda herhangi bir sim kart takamıyorsunuz. Sim kartlı modeli değil, onu da söylemek istiyorum sizlere. Cihazı kullanırken dediğim gibi bak bütün testlerde hep giriş seviyesi olduğunu söylemeye çalıştım. Giriş seviyesi olması kötü bir cihaz olduğu anlamına gelmiyor. Gerçekten güzel özelliklere, güzel hizmet veren yani fiyat performans ürünü diyebiliriz açıkçası. Bu cihazda ekranı 3'e bölerek çalışma yapabiliyorsunuz. Bu da işte öğrenci dostlarımız için güzel. Mesela bir yerde not alıyorsan ya da bir yerde işte notlarını okuyorsan bir yerde YouTube'u açabilirsin. Diğer uygulamayı açabilirsin. Yani ekranı 3'e bölebilirsin. 11 inçlikte bir ekran olduğu için gayet de büyük bir ekrana var. Yani problemsiz bir şekilde kullanabileceğiniz öğrenci dostlarımızın PDF dosyalarını işte sunumlarını açıp okuyabilecekleri veya not alabilecekleri. Harici bir bunu Android kalem alabilirsiniz. Piyasada 500 ile 1000 TL arasında değişiyor. O kalemle birlikte de kullanabilirsiniz. Not alabilirsiniz. Keza ben öyle yapıyordum ama şu an kalemi bulamıyorum. Bir yerde kaybettim. Eğer bulabilirsem montaj kısmında buraya da eklerim. Mesela ben bu tablet kalemle birlikte notlarımı da çekim notlarımı bunu alıyordum. Şu anda ön kamera açık. Sesimi ön kameradan yani mikrofonundan ve ön kameranın görüntüsünden duyuyorsunuz. Meet toplantılarınızda eğer bu kamerayı kullandığınızda sesiniz bu şekilde karşı tarafa gidecek ve görüntünüz de böyle olacak. Tabii bende stüdyo ışıkları var. Sizin kalite bir tık daha düşük olabilir. Onu söyleyeyim. Ama mesela bir camın önüne geçtiğinizde gün ışığını aldığınızda gene görüntü kaliteniz bu şekilde akışkan ve güzel olacağını söyleyebilirim. Cihazın çok kaliteli bir kamerası yok. Şu anda arka kameradayız ve mikrofonu gene aynı tabletin üzerinden duyuyorsunuz. Ve arka kamera performansımız da bu şekilde. Dediğim gibi ben de stüdyo ışıkları olmasına rağmen görüntü kalitesini çok aşırı beğenmedim. Fotoğraf bence videoya göre bir tık daha iyi diyebilirim sizlere. Cihazın fotoğraf performansını ve video performansını da sizlere göstermeye çalıştım. Video performansından çok memnun kalmayabilirsiniz fakat fotoğraf kalitesi gene video kalitesinden bence bir tık daha iyi. Ama Meet toplantıları, Zoom toplantılarınıza rahatlıkla katılabilirsiniz. Hani hiçbir problem yaşamadan kameranızı açarsanız yani görüntünüz Meet'te çok sırıtmayacaktır. Rahatlıkla iş toplantılarınız için de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi videonun başında da bu cihaz giriş seviyesi bir cihaz. Bu cihazla oyun oynayabilirsiniz, video izleyebilirsiniz, eğitim amaçlı, iş amaçlı kullanabilirsiniz. Yani bu bir kullanıcı deneyimi, kutu açılımı gibi bir video oldu. Hani teknik detaylarla işte işlemcisi buymuş, şuymuş, buymuş bunlarla boğmak istemiyorum sizlere. 2,5 aydır kullanıyorum. Herhangi bir memnuniyetsizliğim yok. Bataryası uzun süre gidiyor. Bunu baştan söyleyeyim. Hele ki film izlemek için alacaksanız bunu aşırı derecede uzun gidiyor. Zaten ekran parlaklığını en üst seviyede kullanamıyorsunuz. Hani bir tık parlak geliyor akşamları karanlıkta. Ben orta seviyelerde tutuyorum genelde. Onun dışında zaten yaptığımız işler de belli. İşte ben buradan mesela maillerimi kimi zaman açıp cevaplıyorum. Kimi zaman YouTube'dan video izliyorum. Kimi zaman Netflix'ten yani film vesaire dizi takip ediyorum. Böyle elimde mobil bir şekilde alıyorum. İşte yemeğim yapacağım zaman mutfağa geçiyorum. Açıyorum etrafımda. Hemen oradan izliyorum. Sonrasında mesela tekrar işim bittiğinde yerine koyuyorum. Yani şarja genelde benim kendi kullanımımla baktığımda 3-4 günde bir takıyorum. Tabii böyle tablet elimden düşmüyor değil. Ama mesela uzun süreli kullanım yapacaksanız elinizden düşmeyecekse muhtemelen günü çıkartacaktır. Ama oyun oynadığınızda bu süreler kısalabilir. Oyunda mesela 4 saat 5 saatlik bir kullanım hizmeti verecektir size. Onun dışında sizin gene sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Hani ben kafamda düşüncelerimde anlatabildiklerimi anlatmaya çalıştım. Detay görüntüler paylaşmaya çalışıyorum zaten tabletin sizlere. İşte hoparlör kısmını, arka kısmını vesaire.
Yani bir kullanıcı deneyimi olarak ben öneriyorum giriş seviyesinde. Açıklamaya link bırakırım, gene oradan bakarsınız fiyatlandırmasına, ama şu anki fiyatlandırmada bende bence alınabilecek ürünler arasında yer alıyor. Tabii muadillerine de bakıp kontrol edebilirsiniz. Ben alın diyorum diye almanıza gerek yok. Hani videodaki performansını herhangi bir oynama yapmadan göstermeye çalıştım. Onun dışında karar sizlerin. Videoyu beğenmeyi, bu tarz teknoloji ürünlerini kaçırmamak için de kanalımı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.